Saving menüsünün komutlarını incelemeye devam ediyoruz. Bunun için yine buradaki menü bardağın Saving üzerine sol tuşla tıklıyorum. Sıradaki komutumun Edit Saving olduğunu görüyorum. Edit Saving aracı hatalı yapılmış dikişleri düzeltmeye yarıyor. Örnek için çalışma klasöründeki Edit Saving adlı projemizi sahnemizde açalım. Bunun için File, Open, Project komutunu veriyorum. Ve çalışma dosyaları içerisinden 33 nolu klasöre girerek Edit Saving'i seçip Aç komutuyla projemin sahnede açılmasını bekliyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir t-shirt tasarımımız var. Ancak farkındaysanız bu tasarımda dikişlerde hata var. Buradaki ilk hata, avatarımızı gizleyelim ve daha iyi görelim. Bunun için buradaki Select Move aracıyla avatara dokunuyorum. Display, Avatar menüsüne geliyorum ve Hide Avatar komutunu veriyorum. Bakın buradaki ilk hatamız, omuzdaki dikişler ters. Buradaki kuralımız neydi? Ne olursa olsun bazen 2D alanında dikişler ters atılması gerekebiliyordu dikişlerin. Ancak burada dikiş ters atılsa bile burada düz gözükmesi gerekiyordu. Burada bir dikiş ters gözüküyorsa burada da o dikişte bir hata var anlamına geliyordu. Yani burada bir dikişin ters atılmış olması burada bir hata olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü burada bazen gereklilikten dolayı ters dikiş atılabiliyor. Ancak burada ters atsak bile bu dikiş düzgün olduğu için burada da düzgün gözükmesi gerekiyor. Fakat aynı şey burada geçerli değil. Burada bir dikiş ters ise mutlaka burada bir terslik vardır. Evet, bir sorunumuz burada. Ters atılmış dikişimiz. İkinci sorun ise bu parçanın görmüş olduğunuz gibi karşıya dikilmesi gerekirken dikişi diğer parçanın sağ tarafına dikilmiş. Şimdi bu sorunları giderelim. Bunun için önce şu mavi dikişi ortadan kaldıracağım, bu hatayı. Bunun için Saving ve Edit Saving komutunu veriyorum. Klavyeden B tuşuna basabilirim. Yine toolbardan da şu alttaki ilk simgeye tıklayarak Edit Saving'i aktif edebilirim. Komutumu verdim. Şimdi öncelikle şurayı sileceğim için ne yapıyorum? Bakın hatalı dikiş nerede? Şurada. Çünkü mavi rengi görmüş olduğunuz gibi zaten, bir de tişörtün konumundan anlıyorum. Seçtim. Daha sonra klavyeden Delete tuşuna bastım. Böylece buradaki hatalı dikişi silmiş oldum. Şimdi tekrar bu hatayı düzelteceğim. Yani dikişi doğru yere dikeceğim. Bunun için Saving, Segment Saving aracına komutunu veriyorum. Daha sonra geliyorum. Şuradaki bakın paralele tıklıyorum. Sol tuşum ile gidiyorum. Bu nereye dikilmesi gerekiyor mantıken? Şuraya. Oraya gidiyorum. Burada da aynı paralelle, bakın buna değil. Şu an zaten çapraz ön izlemede size gösteriyor. Şuna tıklıyorum. Tıkladığımda bakın dikişimi düzgün bir şekilde karşı tarafa dikmiş oldum. Şimdi şuradaki hataya gelelim. Bunun için yine Saving, Edit Saving komutunu verdim. Bu hata nerede? Bakın parçanın sağ omuzunda. Dolayısıyla bu parçanın sağ omuzu burada da şuraya denk geliyor. Bakın zaten dikişin üzerine geldiğimde çapraz olduğunu gösteriyor bana. Bir kez dokunarak seçtim. Daha sonra üzerinde sağ tuş yapıyorum. Ve listeden Reverse Saving, yani dikişi ters çevir komutunu veriyorum. Bu durumda bakın buradaki dikişi de düzeltmiş olduk. Dolayısıyla Saving altındaki Edit Saving aracını kullanarak bu şekilde dikişlerimizi düzeltebiliyoruz.